da sadece Vefat Sunus'ta var zaten. Yoksa indirim bitti mi acaba? Geç kalkıp kaçarsın, gerçekten çok güzel. Erdem merhaba. En son nerede kaldığımızı unuttum ama büyük ihtimal hastanedeydik. Hastaneden çıktık, yani taburcu oldu Batu. Sonra kliniğe gittik falan filan. Neyse işte otele geçtik. Şu anda da yemek yemeye geldik. McDonald's'ın önündeyiz sizin de gördüğünüz gibi. Ve az önce siparişimizi verdik. Onu bekleyene kadar da birazcık sohbet edelim istedim. Bodrum'u gördüğüm kadar söyleyebileceğim. Genel olarak şu an birazcık ölü bir sezondur herhalde diye düşünüyorum. Ama buna rağmen gene de kıpır kıpırdım. Ben çok beğendim aslında Bodrum'u yeni. Kıbrıs'a hemen hemen yakın bir yer diye düşünüyorum. Çok daha farklı bir yönü yok yani. Öyle. Ne? Habersizden çekeyim. Hı hı. Erdem merhaba. Bugün hastaneye gittik sabah. Hastane işlerimizi hallettik. Şu an Gümüşlü'ye geldik. Gümüşlük de küçük bir köydür. Nasıl örnek vereyim? Kıbrıslılara örnek verecek olursam. Kıbrıs'ta nasıl ki Karmi köyü vardır. Böyle renkli kapılar, renkli evler. Onun gibi bir köy. Ama Karmi'den bir tık daha büyük. Burada işte böyle takı yerleri olsun, çanta ve çok önem verdiği el emeği. Yolda gördüğümüz kadar inan da çok fazla böyle ahşap, oymalar, işte masadır, sandalye falan. Yani çok fazla el yapımı şey var. Yani burası tam olarak turistik bir yer diyebilirim. Şu anda da işte bu başında durduğum küçük bir yolcuktur. Bu yolda da işte karşılıklı işte takıcılar, çantacı falan daha şimdi gezmediğim için söyleyemeyeceğim. Gördüğüm kadarını söylerim. O zaman birlikte gezmeye başlayabiliriz. Hello. Hello. Evet, şu anda Gümüşlük sahiline geldik. Burada hava gerçekten bugün Bodrum'da bayağı kötü. Çünkü yağmur yağdı. Hem dün akşam yağdı hem bugün yağdı. Ama buna rağmen hala daha insanlar gemide bikinileriyle güneşleniyorlar. Ben daha işte kazak falan nasıl bir Türk'üm belli etmiş oldum burada. Neyse, burada biz birazcık şimdi dolaştık. Hediyelik eşyalar falan var. Takılar var, işte el emeği, kendi diktikleri kıyafetleri satan yerler var. Bunun dışında da böyle sahil boyunca meyhane tarzı işte balık yeme yerleri falan var. Ayrıca kafeler falan var. Biz de şimdi büyük ihtimal bir kafe bulup orada oturacağız zaten. Şimdi size bir sahili göstermek istedim. Deniz gerçekten çok güzel görünür. Burada tam karşımda zaten böyle küçük bir adacık durur. Çok böyle nasıl diyeyim, insanı gerçekten rahatlatan bir manzarası var. Çok beğendim. Aslında genel olarak bunu daha önce de söyledim. Bodrum Kıbrıs'tan çok da farklı değil. Yani hemen hemen aynı kültür, aynı medeniyet, aynı yollar falan. Sadece işte burada mesela AVM fazlaysa, bina fazlaysa Kıbrıs'ta daha az falan. Turgut Reis'e geldik. Burada da sahile geldik. Arkamda da gördüğünüz gibi büyük ihtimal. Daha gezmedik. O yüzden neler olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Şu an afıma bakıyorum ne var ne yok diye. Genel olarak burada da işte küçük kafeciler falan var. Gratis var. Küçük dükkanlar var. Yeme içme yerleri işte Konyalı Ahmet Usta falan. Böyle şu an sahilin önündeyiz. Birazcık yürüyüş yapacak burada. Temiz hava, oksijen. Gerçekten hava mükemmel yani. Herkese merhaba. Şu an kendi kendimi çekmeye çalışırım. Umarım başarılı bir çekim yaparım şu an. Umarım netlemiştir ve umarım kötü çıkmam. Artık çünkü kendi kendimi çekmeyi çok isterim. O yüzden de böyle çaba göstermeye çalışırım falan. Ne.
Herkese tekrardan merhaba. Şu anda Midtown'a geldik. Bodrum'un en büyük AVM'lerinden biri. Şimdi birazcık Starbucks'ta oturduk. İşte kahve içtik. Biraz da mağazalar falan gezecek şimdi. Size de olabildiğince göstermeye çalışacağım. Ha, bazı mağazalar izin vermeyebilir tabii çekim yapmaya. Her marka olmayabilir ama genel olarak çoğu markanın olduğu bir AVM. O zaman gezelim. Bilmem sesini veririm ama bunlardan denedim. Böyle besleyici olanı 60 TL. Ha, bir de bunu. Daha önce Ejvion'la bir tane palet gösterdiydim. Revelation'ın. O da sadece Watsons'da var zaten. Şu anda aynısı var mı emin değilim. Mesela böyle bir şey var. Bu 39 TL. Ben de böyle bir palet aldıydım. Ben aldığımda indirimdeydi. Bu farklı bir rengidir zaten. Makyaj sabitleme spreyiymiş alayım. Ben Batu'ya her sarıldığımda şey olur. Yüzümdeki fondöten Batu'nun tişörtlerine çıkar. Sence alayım. Bu da 39.90. Bunlar neydi? Aqua film sabitleme. Tamam. O zaman bunu tutuyorum. Burada NYX var. Bu benim aldığımdır. Geçen gün aldıydım 70 TL'ye. Bunlar indirime girdiydi burada. Hani fiyatları yazma. Yoksa indirim bitti mi acaba? 64. Aynen indirim bitti. Ne güzel indirime girdiydi. 64'den kaça düştüydü ya? Bir gördüm ben internette. 39 falan olduydu galiba. Şu an gene fiyat yükseldi. Neyse ben gidip bunları alıyorum o zaman. Biraz daha dolanayım bir şey bilmem alırsam. Olmadı bir şey alırsam size gene sonra gösteririm fiyatları inan falan. Çünkü merak ettiğiniz bilirim. Ben daha da doğalım. Düşünün artık. Devam ediyorum. Bu fondöteni denemek isterdim. Şu an 46.95'den 28.15 olmuş. Acaba alsam mı? Aldım fondöten ama emin olamadım. Sana kısacık tam şeyine göre. Pantolon güzel oldu. Çok güzel. Bluza güzel. Ve Oxford'a geldik. Şu anda öyle bir pantolon giydim. Çok güzel pantolon. Kadife. Şu an yüzümü görmezsiniz, beni görmezsiniz. Sesimi de duymazsınız büyük ihtimal. Pantolon çok güzel, çok rahat. Fiyatı da sanırım 179 TL. Üstümdeki tişörtü öylesine giydim şu an kombin yapmak için. Ama pantolon çok rahat. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız. Burada böyle etiketlikler falan var. Mesela böyle bir şey. Küçük boylar bu gösterdiklerim 3 TL'ydi. Bunların fiyatı da mesela 5 TL. Bence çok güzel ve çok uygun. Burada gene böyle stikercik falan var. Ve bunlar da benim aldıklarım. Bunu hediye aldım tabii. Bunu çok beğendim. Bir Bodrum hatırası olsun diye böyle bir şey aldım. Bunu da çok beğendim. Uyandık, kahvaltımızı yaptık ve çok güzel bir kafeye geldik. Çok beğendim kafeyi. Yani huzur verir insana resmen. Burada işte oturduk, portakal su içtik, kahve içtik. Fiyatlar da gayet uygundu yani. Ben burada saatlerce vakit geçirebileceğim bir kafe buldum ve hiç kalkıp kaçasım yok. Gerçekten çok güzel. Böyle bu tarz kafeleri çok severim. Her yeri zaten fotoğraf çektim. Story'mi de göreceksiniz büyük ihtimal. Kafenin her yeri bu duvar, o duvar, arkası, önü. Her yerini çektim yani. Çok beğendim ya, ne bileyim. Çok güzel bir ortam var. Eğer siz de Bodrum'a gelirseniz zaten mutlaka gelin bence. Ben çok beğendim çünkü. Buranın ismi de bu arada duvarda yazdığı gibi Happy Juice Bar. Yemek
yemeğimizi yedik. Yediğimiz yerin adı da Cook Shop'tu. Hamburger yedim. 6 tane küçük hamburgercik. Tadı da çok güzeldi bu arada. Şimdi Yalakavak'tan kaçıyoruz. Başka bir yere gideceğiz. Bodrum'u zaten tek tek her bölgesini sanırım gezdik. Siz de bunu zaten önceki videolarda da şu anki videoda da görmüş olacaksınız. Şimdi de başka bir yere gidiyoruz dediğim gibi. Ama sürpriz olsun nereye gideceğimiz. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz zaten. Bye! Göl Türk Bükü. Şu anda torbaya geldik. Ya torbalı ya torba. Torbaymış. Bunu bir yerlere aşağıya yazarım şu an. Çok karıştı çünkü. Torba dediler, torbalı dediler. Bundan önce şeye gittik. Gültürk Bükü'ne. Orada bir şey yoktu o yüzden. Şimdi torbaya geldik. Ölüyorum şu anda sırtımdaki çanta, elimdeki poşet. Bu son dakika alışveriş yapmanın zararlardır arkadaşlar. Valizden çok endişeliyim ayrıca çünkü bayağı bir doldu. Ve patlamasından çok korkarım tekerlekler. Valizin tekerlekleri böyle düz olur ya, benimki de böyle oldu. Sen gider inşallah sağlam. Ondan da sağlam çıksın. Tek dileğim şu an o. Farkında olduğunuz gibi şu an havalandayız. Bana bunu yapan, bana bunu yapan sana yani bilmiyorum. Çünkü o kadar bir bilen aparım. Anladın? Sana bunu yapan Batu. Neyse bir biz kaldık binmeye. Şimdi kaçarmış. O yüzden biz gidiyoruz. Hepinize hoşçakalın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimini açın ki bir dahaki videolar görürsünüz. Bye!